Sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bursa Gemlik'ten yine selamlar olsun arkadaşlar. Burada 3. günümüz oluyor. Yok gerçi 2. gün oluyor ya tam olarak şey yapınca. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, akşam yemeğini çok soranlar. Akşam yemeğinde çeşit var arkadaşlar. Siz seçiyorsunuz. Hani balık, tavuk, köfte vardı ama köfteyi yemediğime çok pişmanım. Bizim küçüğe köfte söyledim. Çok çok güzeldi. Hayırlısı olsun bir arkadaş şey yapıyor diyor ki hocam Antalya'da hani daha mı güzel Antalya bilmiyorum, daha Antalya daha güzel ama buranın doğası ve şeyi çok e, güzel yani yeşil ve sakinlik çok güzel ha, ama yine de Antalya'da da arayışımız var hani Konya altı bölgesine yakın apart otel olur normal otel olur bir arayışımız var keşke takipçilerimizden bir tanesinin böyle oteli falan olsa da şey yapsak bahçemize geçelim arkadaşlar beni boş verin Fenerbahçe'mizden iki tane kap geldi. Sıradaki kapıda bekliyoruz. Fenerbahçe'miz genç kalecimiz Osman Ertuğrul Çetin'in Gençler Birliği'ne kiralandığını açıkladı. Ee, yani bu tip şeyler bir yılına kiralık olması sevindirici. Yapılan açıklama şu şekilde futbol akademimizden yetişen A takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin 2023-2024 sezonu için Gençler Birliği kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz diyor. 20 yaşında geçen sezon iki maça çıktı bir gol yedi. Hani Volkan Demirel'le hatta daha öncesine gidelim. Enginler, Rüştüler, Volkanlar. hani Volkanlar Volkan Demirel, Volkan Babacan, hani Mert Günok. Tabi hepsi bizim alt çıkan isimler değil ama bir şekilde katılıp Fenerbahçe'nin Türk kaleci geleneğini sürdüren isimlerdi. İnşallah Ertuğrul da çok başarılı bir sezon geçirir. Hocam ikinci kap kim? Zaha mı? Yok Zaha değil. Zaha, Zaha daha değil. Zaha daha değil. Fenerbahçe'mizin yeni sportif direktörü. Zaten bilindik bir şey. Sportif direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiğini açıkladı. Fenerbahçe'miz. E, yardımcısının Öz, Okan Özkan olduğu da açıklanmış. Ama yardımcıyı çok kimse umursamaz diye düşünüyorum. E, fakat bazen öyle bir yardımcılar olur ki yani asıl kişiden daha iyi yap, iş yapar. Amacının yapılan açıklama şu şekilde. Benim birkaç tane de söylemek istediğim şey var. Sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda sportif direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir. 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branko futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Bakın futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Tırnak içinde söylüyorum göreceğiz. Ya bana ne? Ali Koç'un da Manchester City başkanı kankasıydı. Kim geldi City'den? Juventus başkanı şeyiydi. Barcelona'ya sponsordu. Kim geldi? Ya isterse görümcesi olsun buradakilerin. Bana ne? Kim geldi abi ben ona bakarım. Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere de değer katan 6 dil bilen deneyimli spor adamı. Aynı zamanda profesyonel spor yönetimi diploması ve UEFA B lisansına sahip. Gerçi UEFA B lisansına ben de sahip olabilirim yani. Böyle bir şeydim. Ortakız Futbol Federasyonu'nda da farklı görevler üstlenen 2022-23 sezonunda takımımızın futbol operasyon direktörü olarak göreve başlayan Mario yardımcılığını da yine kulübümüze futbol pla planlama yöneticisi olarak hizmet eden daha önce futbol akademisi antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır diyor. Okan Özkan'a da etiketleyelim. Sportif direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz diyor. Geçmişteki daha doğrusu kariyeri diyelim. Pamalikao da sportif direktör 2020'de. Öncesinde Paok, öncesinde Hayduk Split, öncesinde Estoril, Astra Blue ST, Aştağ Bükreş, Vistla Krakow gibi takımlarda da görev yapmış. İnşallah hayırlısı olur. Ha geçen sezona bakarak hocam Gustavo Uwe'yi sen de transfer ederdin. Yani hocam Araoyu sen de getirirdin. E, bu işte bu kadar kolay değil ama yine de bakalım. Berisha'dan Fenerbahçe'ye veda. Mesela bak Branko sözleşme imzalattırken mesela biz Berisha'yı e, opsiyonu gönderirken keşke opsiyona yüksek bir şey koydursaydı. Yani keşke. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergin Berisha sosyal medya hesabından Sarı ve taraftarlara veda mesajı yayınladı. 4,5 milyon euro karşılığında Augsburg'a transfer olan Berisha 25 yaşındaki Berisha sevgili Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe'deki dönem benim için resmen sona eriyor. Harika bir stadyumda muhteşem taraftarların önünde oynama ve güzel bir şehirde yaşamama izin verilen heyecan verici ve çok öğretici bir zamana dönüp bakıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Demiş Berişem. Fenerbahçe'de 32 maç 8 gol 3 asist. Tabii hepsinde de 90 dakika oynamadı. Ama şunu söyleyeyim. Hani olmasaydı sonumuz böyle. Ben gelirken çok sevinmiştim. Hani istediğim forvet kim buydu. Mesela şu anda istediğim forvet Edin Ceko ve Musa Dembele'yi koysalar ben Dembele'yi seçerdim. İstediğim forvet Dembele'ydi. Anlatabiliyor muyum? Bugün Adama Traore geberiyorum. Keşke gelse ya geberiyorum. Keşke gelse. Yani keşke Fenerbahçe Adama Traore'ı becerse. İnanın bak, inanın ben öyle hani haybeden söylemiyorum. İnanın eğer gelsin. Eee Joramain Lens'in Fenerbahçe'ye kattığının en az 5 katını katmasa ben de futbolu bırakırım. O kadar da eminim. Sağa Traore, sola Wilfred Saha, forvete Ceko, arkalarında Arda Güler, orta sahada bir isim var. E, o da gelse hani Crespo ara araba gitmezse ya da İsmail o isim muhteşem bir takım olur. Bak geri dörtlüyü saymıyorum bile ki Ferdi yani anlatmaya gerek yok. Osterwolde beklenen çıkışı hani kendisine 6 milyon euro verdiren performansı gösterirse zaten memnun kalırız. Anlatabiliyor muyum? Hayırlısı olsun. Bu arada Fenerbahçe'de forvet bereketli. Hani forvette bereketli günler var. Nasıl bereketli günler? Toplamda 8 isim var arkadaşlar. Forvet'te. Yanlış duymadınız. Edin Ceko transfer edildi. Umut Nair konuşuluyor. Onu ayrı parantez açacağım. Ve hani Fenerbahçe'deki forvet sayısı 8'e yükseldi diyor. Hedef 4 forvet. Şimdi Batshuayi var 1. King var 2. Cao Pedro var 3. Diego Rossi forvet oynayabilir 4. Thiago Çukur 5. Serdar Dursun 6. Serdar, Thiago, Rossi, Pedro, King, Batshuayi, Ceko, Umut Nayır'da gelirse 8 olacak diyor. Yani Pedro, Rossi ile teklif gelirse yollar ayrılacak. Serdar Dursun gelecek planlarında yok. Thiago Çukur'u kiraya vermeyi düşünüyor Fenerbahçe. Yani 4'e düşünmeye düşünüyor diyor. diyor. Ceko, Batshuayi, Umut Nayır ve Joshua King'i düşünüyor. Fenerbahçe forvette diyor. Yani hakkımızda hayırlısı olsun ama Hakikaten forvet sayısı çok fazla. Eğer 4-2-3-1 oynayacaksak çok fazla. Wilfred Zaha'dan vazgeçilmedi. Başta Zaha olmak üzere birçok ismin bulunduğu bir liste var Fenerbahçe'de. Çalışmalar da sürüyor arkadaşlar. Ee, hani 3 hazırlık maçı. Pazar günü 19.30'da, çarşamba 19.30'da öbürünü hatırlamıyorum. Ee, ben yine maç önü canlı yayın yapmaya çalışırım. Ama yapamazsam e, yolculuğa çıkacağımdandır. Siz de beni mazur görürsünüz. Ama maç sonu belki yapamayız. Maç önü bence yaparız da maç sonu belki yapamayız. Hakkımız ayrılsın. Sıradaki kap. Umut Nair Fenerbahçe'ye doğru. O servisi Eyüp Spor'dan milli futbolcu Umut Nair'la Fenerbahçe anlaşma sağladı. Kulübüyle de anlaşma sağladı. Yani Türkçesini söyleyeyim arkadaşlar. Bugün kaç Temmuz? 4 Temmuz saat 13.08 bilginiz olsun. Ne zaman çektiğimi merak ederseniz. Bugün içinde kap bekliyorum arkadaşlar. Yani sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldiğini ya Sabuncuoğlu iletti. Ee, ama futbolcunun kulübü zaten İstanbul'da düşündüğün zaman. Ha sezonu daha açmamışlardır ayrı mesele. Bana gelen bilgi 2 artı 1 yıllık sözleşme. Lig'de bu sezon 31 maçta 17 gol 3 asist kaydeden bir futbolcu. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İki tane kapı açıkladım. Sıradaki kapı da açıkladım. Wilfred Zaha'yı çok ama çok soruyorsunuz. Kardeşimsiniz. Eyvallah. Eyvallah. Elbette ki soracaksınız. Hani bana soru sormanızı gerçekten seviyorum. Ee, ama süreç belli arkadaşlar. Bakın herkes ağız birliği etmiş gibi. Yani Avrupa'da kalmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımda oynamak istiyor. Ee, ama yıllık ücret beklentisi yüksek. Kimse bunu karşılamıyor. Arabistan'dan şahane teklif var. Hani yıllık 17 milyon euro benim duyduğum kadarıyla. Hani bana 17 milyon euro yıllık ücreti versinler bir sene gider kalırım. Arabistan'da değil İsrail'de bile oynarım. Hiç sıkıntı değil benim için. 17 milyon euro paranın ne kadar ettiğini bir düşünün. Ya 1 milyon euro 28 milyon TL yapıyor. Yani Kayseri'de ortalama şöyle güzel sıfır bir ev. 2 milyon lira falan. 14 tane sıfır mükemmel ev alırsın. Gider kiraya verirsin. Zaten mükemmel evlerin kirası Kayseri'de biliyorum 5'ten aşağı yok. Ee, hadi ortalama 6'dan versen. Yani 14 tane ev 88, 88 88 88 84 milyon milyar falan yapıyor hani 84 bin TL falan yapıyor iyi para sadece 1 milyon eurosuyla ömrümü garantilerim ya bu da şey gibi ya hani diyor ya, yani, paran olsa ne yaparsın koya ev yaptırırım diyor hani çok paran olsa koya iki katlı ev yaptırırım diyor bizimki de ona benzedi yani Zaha bunu kabul etmiyor ve Fenerbahçe taraftarının aşırı bir baskısı var. Eğer Zaha'yı istiyorsanız sürdürün. Bana da çok soru geliyor. Ya hocam işte Zaha'nın neyini beğeniyorsun diye. Ben bizim taraftardaki bu ukalalığı anlamıyorum. Berişa'da da aynısını yaptılar. Çöp. Bundan bir şey olmaz. Bunu hangi salak alır falan filan diye. Şimdi de diyorlar ki Ali Koç'a. Ya niye diyor 4 milyon 4,5 milyon euro opsiyon koydurdun. Gerizekalı mıydın? E siz 5 kuruş etmez diyorsunuz. Bak bugün Cao Pedro çok samimiyetimle söylüyorum. Aldığım paraya teklif gelse bugün satarsan kardasın. Aldığım paraya. İşte e, ee, Luan Perez aldığım paraya satarsan kardasın bana göre. Ama gittiği yerde parlarsa o da oranın şansı. E, gittiği yerde sönerse o da oranın uğursuzluğu. Mesut Özil Fenerbahçe'de ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı ya. Mesut'un M'sini yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Hani artık şey yapıyorduk. E, ee, videosu hazırlayalım diye uğraşıyorduk. Lan neyi koysak? Solun attığı pası. Sıradan pasları videoya koymaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Umut ile ilgili yorumumu çok merak ediyorsunuz. Defalarca söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Hani Serdar Dursun 1.5-2'ye satılır. Umut Nair 500 bin euroya alınır. Lafım yok. Gayet mantıklı bir hamle derim. Zekice bir hamle derim. Kabul. Anlatabiliyor muyum? Eğer böyle bir şey olursa. Serdar Dursun 3 milyon euroya satılır. Umut Nair 2'ye alınır. 1 milyon euro kar kabul. Bak, kabul üstüne kabul. Ama Serdar Dursun gitmez. Ya da sözleşmesi feshedilir. Umut Nair 500'e bile alınsa büyük hata yapmış oluruz bana kalırsa. Çünkü e, ligin tozunu yutmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Elbette Serdar'dan öne çıkan özellikleri var. Ligde tutundu etti ama dakika süre bazında bence Serdar Dursun daha da iyiydi. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Serdar Dursun'u satacaksak da umarım Türkiye içinde bir kulübe satmayız. Çünkü e, Türkiye Ligi'nde Türkiye Ligi'nde hep pivot santraforlar iş görüyor. E, gittiği takımda coşar. Aynı Berişa'daki gibi olur. Dersiniz ki bizde niye böyle oynamıyordu? Halbuki bizde de aynısını gibi oynuyordu ama böyle. Ben açık söyleyeyim. Bir Kayserispor Serdar Dursun'u alsa sezonda 25'ten fazla golü var. 25'ten fazla. Garanti yani sakatlık falan olmadı bile. Şey. Yani Allah göstermesin sezonu falan kapatmadı bile şey. için. 25'ten fazla gol var. Ama gel gör ki evet, tutmayınca tutmuyor arkadaşlar. Yani biz de tutmayınca tutmuyor. Benim aktaracaklarım bu kadar. Videoyu umarım beğenirsiniz. Kanalımıza da abone olsanız sevinirim. 31.100 olmaya çok az kaldı. Görüşmek üzere.